Kasım seçimleriyle yeniden şekillenen siyasette yeni dönemde başladı. AKP Meclis Başkanı'na İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ı aday gösterdi. Meclis Başkanı'nın belirlendiği AKP'de gözlerse yeni kabinede. Yemin törenini gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi süreci başladı. Meclis Başkanlığı seçimi için ilk tur oylamanın 22 veya 23 Kasım'da yapılması bekleniyor. İlk iki turda bir adayın meclis başkanı seçilebilmesi için 367 oy alması gerekiyor. Eğer hiçbir aday 367 rakamına ulaşamazsa, üçüncü turda 276 oy alan aday meclis başkanı seçilecek. Başkan 317 milletvekili bulunan AKP'den olacak. AKP adayını da belirledi. Sayın milletvekilleri, 7 Haziran'dan sonra meclis başkanı seçilen İsmet Yılmaz'la yola devam etmeme kararı alan AKP, İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman'ı aday gösterdi. Kahraman'ın 3. turda başkan seçilmesi bekleniyor. Yapılan istişareler sonucunda Sayın İsmail Kahraman'ın AK Parti'nin meclis başkan adayı olarak belirlenmesine karar verildi. AKP dışında adaya açıklayan bir diğer partide MHP oldu. MHP, meclis başkanlığı için Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nu aday gösterdi. De. Meclis başkanının belirlediği AKP'de gözlerse yeni kabinede, yeni hükümette kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte tespit edeceğimiz bir zaman dilimi içinde inşallah buluşup, Hükümetimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Yani Cumhurbaşkanı başka telden çalarsa, Başbakan başka telden çalarsa, o zaman biz bir netice alamayız. Bu bakımdan bizim yani özellikle yani buradaki e senkronize olmamız çok çok önemli. Yeni dönemin en önemli gündemi ise başkanlık sisteminin ana unsur olduğu yeni anayasa. Cumhurbaşkanı yeni anayasanın milli iradeye başvurulmadan yapılabileceğini söyledi. Yani ana muhalefetin vereceği destekle bile hiç şeye gitmeden yani milli iradeye başvurmadan milli iradenin parlamentodaki temsilcileriyle yani burada şöyle bir ay bile sürmez. Bu değişiklikler süratle parlamentodan geçebilir. Şimdi bu olayın e, matematik yönüdür, realist yönüdür. Ha, milletimize bunu götürelim. Millete de gittiği zaman ben inanıyorum ki milletimiz de zaten böyle bir metni kesinlikle ben milletime inanıyorum. Onaylayacaktır.